İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 15 Eylül günlerden pazar. Diyarbakır Tavşantepe'de 8 yaşındaki kız çocuğu Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. 11 kişinin tutuklandığı soruşturmada gözaltı sayısı da 3'e yükseldi. Tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın ifadesi doğrultusunda 2 akraba daha gözaltına alındı. Onlar da ekiplere soruşturmanın seyrini etkileyecek yalan yanlış bilgiler vermekle suçlanıyorlar. Salim Güran'ın dün tutuklanan 15 yaşındaki işçisinin ifadesinde de benzer bir durum var. Tüm gün birlikteydik diyerek patronunu savunan çocuk işçinin ifadesi hem Salim Güran'la hem de HTS kayıtlarıyla çelişti. Bu çelişki sorulduğunda yanıt veremedi. Bu arada bir ziyaretçisine baba Arif Güran'ın kurduğu "gelip öcünü benden alsaydılar" cümlesi baba katili biliyor mu sorusunu da beraberinde getirdi. Soru işareti çok efendim. Giderilmesi için İstanbul'dan gelecek adli tıp raporları bekleniyor. Narin cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 11, gözaltı sayısı ise 3. Yenge Hediye Güran'ın verdiği ifade doğrultusunda gözaltına alınan 2 kişi soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor. O çocuğun yeri nerede? Böyle çocuğun yeri şu anda koştuğu yani böyle bir şey yok, böyle değil. Hani 8 yaşındaki bir çocuktan... Gelsiz olduğu için gelip beni öpüşseydiler. Gelin özünü benden alsaydı. Yenge Hediye Güran, cinayet günü WhatsApp yazışmalarını sildiği ortaya çıkan ve suç delillerini yok etmekten tutuklanan amca Fuat Güran'ın karısı. HTS kayıtlarına göre Yenge Güran, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve 2 kez girip çıktı. Anne de ifadesinde "ben o saatlerde Hediye Güran'la beraberdim" demişti. Gözaltı süresi yarına kadar uzatılan yengenin sorgusunda verdiği bilgiler doğrultusunda bugün Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı. İsa ve Şeyma Kaya. Halamız Batman'da gelmiş, karısı vardır, amcamız vardır. Ben ondan kızımın peşine gitmedim. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Kasten öldürmeye iştirakten tutuklanan anne Yüksel Güran cezaevinden alınıp ağız ve diş sağlığı hastanesine götürüldü. Annenin ağız ve diş modeliyle panoramik çene ve diş film grafisi çekildi. Daha önce de tutuklu abi Enes Güran'ın kolunda 2 ısırık görülmüş, birini kendi yaptığı anlaşılmış, diğer izle ilgili tespit yapılamamıştı. Savcılık annenin Narin'i abiden kurtarmak için Enes'in kolunu ısırmış olabileceği şüphesini taşıyor. Anne ve abiden alınan örnekler Narin'in çene yapısıyla karşılaştırılacak. Bu doğrultuda yeni bir rapor hazırlanacak. Narin'e nasıl kıydınız? Parmağınız var mı bu işte? Soruşturmada tutuklanan 11. isim amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi. WhatsApp üzerinden silinen o mesaj geri getirilmiş, amca ve işçisinin Narin kaybolduğu gün 5 kez telefonda konuştukları ortaya çıkmıştı. 15 yaşındaki işçi, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'ta patronu Salim Güran'ın tüm gün yanında olduğunu söyledi. Sadece saat 14'te kıyafet değiştirmek için yanından kısa süreliğine ayrıldığını anlattı. Oysa HTS kayıtlarına göre amca Salim Güran 14.33'te aracıyla köye giriş yapmıştı. Yine HTS kayıtlarına göre amca Salim Güran'la Narin'in cesedini çuval içinde dereye gizleyen Nevzat Bahtiyar 15.21 ila 15.45 arasında birlikteydi. Kaç akraba bile olsa ben vazgeçmem. Bu süreçte yok. Narin'in babası Arif Güran'la diğer amcası Erhan Güran'ın bir sohbet sırasında söyledikleri çarpıcıydı. Soruşturmada serbest bırakılan babanın "gelip intikamını benden alsaydılar" sözleri dikkat çekti. Cinsiz olduğu için gelip beni öpüşseydiler. Gelip özünü benden alsaydılar. Akraba olmuştu, dayı yegen olmuştu. Mesela dayı yegen olduğu zaman diyor, dayım böyle, öz yegenimiz. Gözaltına alınan ve tutuklanan akrabalar Narin'in cansız bedeninin bulunmaması için her şeyi yapmışlar. Soruşturmayı karartmak için nasıl organize bir şekilde ekipleri yanıltacak deliller oluşturdukları, yangın çıkarıp elektrik kesintileriyle dikkat dağıtmaya çalıştıkları jandarma tutanağına tek tek yazılmış efendim. İşte satır satır o tutanak. Köyde yangın çıkarıldı, olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı. Sahte ihbarlarla jandarma Narin'in bulunduğu dereden uzak tutulmaya çalışıldı. Tüm bunlar JASAT tutanağında ortaya çıktı.
Vahim olan bu eylemlerin bir bölümünün aile üyeleri tarafından yapıldığı iddiası. Bugün gözaltına alınan iki akraba, Narin'i arama çalışmaları sırasında çelişkili ifadelerle ve sahte ihbarlarla görevlileri farklı yerlere yönlendirmekle suçlanıyor. Sorguya alınan iki şüpheliden, "Sizi kim yönlendirdi?" sorusuna dair yanıt aranıyor. Narin! Soruşturma dosyasındaki jasad tutanağında çok dikkat çeken ayrıntılar var. Öyle ki Narin bulunmasın diye adeta her yol denenmiş. Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu ihbarıyla jandarmanın farklı bir bölgeye yönlendirildiği belirtiliyor. İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde sahte ihbarlar yapılmış. Jandarma özellikle küçük Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğer Tutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışılmış. Narin Güran'ın cesedinin bulunmasının üzerinden tam bir hafta geçti. Küçük Narin geçen hafta bugün yani pazar günü sabah saat 08.45 sıralarında köyün hemen aşağısında bulunan derede bir çuvalın içerisinde bulunmuştu. Türkiye'nin ağladığı Narin'in mezarı ise ziyaretçi akınına uğruyor. Katledilmeseydi ikinci sınıfa gidecek olan Narin'in mezarına kimi oyuncak, kimi defter, kimi kalem kitap bırakıyor. Biz Adana'dan geliyoruz. Narin bir sembol gibi oldu. Herkes ailesi gibi baktı, kendi çocuğu gibi baktı. Karı koca hiç iyi değiliz yani. Bir kız çocuğuna bu yapılmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam İstanbul'da düzenlenen Mevlidi Nebi Haftası açılış programında konuştu. Diyarbakır Tavşantepe'de öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ve yürütülen soruşturma ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden hesap sorulması için her adımı hukuk çerçevesinde atacağız dedi. Olay üzerinden aile müessesesinin dini kurumların hedef alındığını, etnik tartışmalar başlatıldığını söyleyip uyarılarda bulundu. Erdoğan'ın hedefinde CHP sözcüsü Deniz Yücel de vardı. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. 8 yaşındaki Narin Güran'ın hayatını kaybettiği olay vardı gündeminde. Hesabı sorulacak dedi, dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu vahşet öne sürülerek aile müessesesi hedef alınıyor, dini kurumlar hedef alınıyor, hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum, bu vicdansızlıktır. Fırsatçılıktır, ikiyüzlülüktür. Bu milleti provoke etmek, toplumun sinir uçlarıyla oynamak demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldı. Ortada vahşi bir cinayet var. Fakat buna rağmen kimileri 8 yaşında hayattan kopartılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. Diyarbakır Tavşantepe mahallesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetini hatırlattı, bölücü terör örgütünün uzantıları millete insanlık dersi verme cüretinde bulunuyor dedi, tepkisini sürdürdü. Bu rezil olaylar üzerinden bölücü örgütün uzantılarının ve marjinallerin günah çıkarmalarına, milleti kışkırtmalarına, toplumun direği olan aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz. Erdoğan'ın hedefinde CHP sözcüsü Deniz Yücel de vardı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın verdiği cuma hutbesindeki sözleri için saçmalık demesine sert çıktı. Kendini bilmezin birisi çıkıyor, Diyanet teşkilatımıza, hocalarımıza utanmazca had bildirmeye kalkıyor. İçinde ne varsa ortaya dökmek yerine Gazi Mustafa Kemal'i hadsizliğine alet ediyor. Buram buram tek parti faşizmi kokan bu ilkellik karşısında maalesef mensubu olduğu parti içerisinden akıl, vicdan ve biraz feraset sahibi hiç kimse itiraz etmiyor. Genel başkan dahil hiç kimse tepki göstermiyor. Efendim, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında patlama oldu. Patlamanın ardından da yangın çıktı. Kentin pek çok yerinden de görülen patlama güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayda 30 kişi yaralandı, 6'sının durumu ağır. Yaralılardan biri 12 yaşında bir çocuk.
patladı ki üstümüze kıyafetler yandı kalmadı, ayakkabılarımız uçtu, kafamız yandı. Patlamanın yaşandığı fabrikada vardiyada 59 işçi çalışıyordu, 30'u yaralandı. 6'sı ağır, bunların ikisi entübe durumda ve bunların yaralarımızın ağır olanlar Kocaeli Yanık Merkezi'ne sevk edildiler. Makarna fabrikasında patlama yaşanan bölüm hemen ileride. Şu an için yangın kontrol altına alınmış durumda ama oluşan yüksek ısı nedeniyle diğer silolarda da patlama olma ihtimaline karşı şu anda fabrikanın o bölümü tamamen boşaltılıyor. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasının değirmen bölümünde yaşandı patlama. Tam vardiya değişimi sırasında hemen ardından yangın çıktı. Göğe yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde zaten her yere bir şeyler yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık, içeride mahsur kaldık. Silo alanında mahsur kalan bu işçi de itfaiye vinci yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçi ambulansta müdahalesi yapılıp tedaviye alındı. Patlamanın nedenine gelecek olursak toz patlaması olarak gösteriliyor. Özellikle tahıl ambarlarında yaşanan bir durum bu. Ve o tahıl ambarlarında çok fazla toz bulunduğu için havada bulunan toz tutuşabiliyor ve oksijenin de etkisiyle patlamaya yol açıyor. Yaralılardan biri de 12 yaşında. Babasıyla pazar günü işe gittiği belirtilen çocuk tedavi altında. Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Alanda soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Efendim, Diyarbakır'da içinde çocukların olduğu iki otomobile taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi. Husumetleri tarafından yolları kesilen aileler o anları kayıt altına alıp şikayetçi oldu. Olayın ardından 6 saldırgan gözaltına alındı. Düğünden dönüyorlardı. Aracın içinde çocuk ve kadınlar da vardı. Husumetlileri önlerini kesti. Aile dehşeti yaşadı. Dur silah şey yapsın. Bekle. Dönüş yap, dönüş. Bekle, zopa. Diyarbakır'da iki aile iki ayrı otomobille evlerine gidiyordu. Araçların birinde çocuklar da vardı. Çocuklar siz kafanızı eğin ha. Eğin kafanızı. Ne olur ne olmaz hep bütün çocuklar kafanızı eğin. İyice kafanı eğin. Daha önce de yolunu kesen husumetlileri iddiaya göre yine önlerine çıktı. Bu kez tabanca ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Da yol kesmişler. İki gündür beni tahrik ediyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi bunlar benim önümü kesiyor, evet. Büyük şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Efendim, Bursa'da husumetlerinin peşine düşen baba oğul onu otobüsün içinde yakalayınca önce darp etti, ardından silahla yaraladı. Olayın ardından kaçan baba ve oğul kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Otobüste yaşanan o dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yapma. Husumetlilerinden kaçıp otobüse bindi, saklanmaya çalışsa da kurtulamadı. Abi şoför abi. Kanlarım geldi abi, bak kanlarım. Kapıyı kapat abi. Baba ve oğlun bıçaklı ve silahlı saldırısına uğrayan genç yaralandı. Görüntüleri yeni ortaya çıkan olay geçtiğimiz Aralık ayında Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Hüseyin Çekçen isimli gençle İnan ailesi arasında husumet vardı. İddiaya göre bu olayda vurulan genç kendine saldıran kişinin kardeşini vurmuştu. Normalde bunlar çok farklı yerlerde oturmaktalar ama müşteki, yani benim müvekkilimin vurduğu kişi neden olduğunu anlayamadığımız bir şekilde müvekkilimin bulunduğu evin yakınlarında gezmeye başlamış. Benim müvekkilim ve babası çıkıp şahsın nerede olduğuna bakıyorlar. Baba ve oğul bir süre sonra hedeflerindeki genci aramak için ilçe otogarına geldi. Tek tek otobüsleri kontrol etmeye başladı. Husumetlilerini fark eden Çekçen ise panikle saklanacak yer aramaya başladı. Abi şoför abi. Kanlarım geldi abi, bak kanlarım. Kapıyı kapat abi. Ancak çabaları sonuç vermedi. Otobüse önce Recep İnan bindi, ateşlediği silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine hedefindeki genci darp etmeye başladı. Dur yapma.
Yolcular da panikleyerek otobüsten inmeye çalıştı. Bir süre sonra baba Ali İnan da otobüse bindi. Onun da elinde bıçak vardı. Yetip yapma. Tamam özür dilerim. Yapma. Otobüste kıstırılan gencin yalvarmaları da fayda etmedi. Recep İnan tabancasındaki tutukluğu giderip tetiğe bastı ve husumetlisini karnından vurdu. Baba oğul yere düşen 22 yaşındaki genci bir süre daha darp ettikten sonra kaçtı. Kısa süre sonra polise yakalandı. Tutuklu yargılanan baba ve oğul hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcılık ikisinin de 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Çekçi'nin tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Davanın karar duruşması önümüzdeki günlerde yapılacak. Yapma! İstanbul Avcılar'da asayiş uygulaması sırasında bekçiler şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik istedi. Araç sürücüsü kimliği vermedi, üstüne bekçinin belindeki silahı almaya çalıştı. Ekiplere zor anlar yaşatan kadın biber gazıyla etkisiz hale getirildi ve emniyete götürüldü. Kimlik vermeyi reddetti, üstüne bekçinin silahını almaya çalıştı. Biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Olay İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ve bekçiler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Bekçiler araç sürücüsünden kimlik istese de sürücü kimlik vermeyi reddetti. Zorluk çıkaran sürücüyü karakola götürmek için takviye ekip çağrıldı. Bu sırada etrafa tehditler savuran kadın bir bekçinin arkasından gitti ve silahını almak için hamle yaptı. Neyse ki bekçinin refleksi buna engel oldu. Silahını almak isteyen kadını anında etkisiz hale getirdi. Direnen kadına biber gazı da sıkıldı. Uzun uğraşlar sonucu karakola götürülen kadına adli işlem yapıldı. Erzurum'da bir minibüs şoförü durağa yanaşmadan kapıyı açınca dengesini kaybeden kadın yolcu yere düşerek yaralandı. Yoluna devam eden şoföre 27 bin lira ceza kesildi. Ancak o şoför efendim ertesi gün yine direksiyon başındaydı. Minibüs şoförünün ehliyeti yetersiz, aracıysa muayenesiz, seyir halindeyken kapıyı açarak kadın yolcunun düşmesine sebep oldu. Ancak ertesi gün yine trafiğe çıktı. Siz o günkü şoför değil misiniz? Sizin trafiğe çıkmanız nasıl, doğru mu? Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir şoför minibüsüyle seyir halindeydi. Bir durağa yaklaşınca hızını düşürerek kapıyı açtı. Minibüs tam durmadan inmeye çalışan 53 yaşındaki kadınsa dengesini kaybederek yere düştü. Acılar içinde kıvranan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Minibüs şoförü ise bir süre bekledikten sonra yoluna devam etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken minibüs ise polis ekiplerince durduruldu. Şoföre muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yerini terk, yetkisiz araç kullanmaktan 27.077 lira para cezası kesildi. Ancak o şoför ertesi gün yine direksiyon başına geçti. İşe gitmek üzere yola çıkan bir kadın gazeteci karşılaştığı şoföre uyarılarda bulununca aralarında tartışma çıktı. Siz o günkü şoför değil misiniz? Sizin trafiğe çıkmanız nasıl, doğru mu? Doğru. Ne olmuş yani? Yetersiz ehliyet, muayenesiz araç. Bir tane kadını yaraladınız. Kadının kendisi atladı. Bu konuda size dava açacağım. Yaşanan tartışmanın ardından sinirlenen şoför aracıyla kırmızı ışıkta geçerek uzaklaştı. Efendim burası İstanbul Havalimanı. Öfkeyle eski koca havalimanını birbirine kattı. Eski eşiyle sevgilisini tatil dönüşü gören adam küfürler savurup valizi ve çantayı ellerinden aldı. Tansiyon yükselince havalimanı polisi ve güvenlik devreye girdi. Kimsin lan sen? Bağırdı, çağırdı, küfürler savurdu. İddiaya göre eski eşini başka bir adamla görünce havalimanını birbirine kattı. Sen niye boşanmadın? Hırsız! Hırsız! Paramı çaldı! İddiaya göre 5 yıl önce boşandığı kadını ve sevgilisini tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalayan adam deliye döndü. İkilinin üzerine yürüyüp çantalarını ellerinden aldı. Bu benim çantam! Bu benim çantam! Bu benim çantam!
Çevredekiler şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sesler üzerine güvenlik ve polis devreye girdi. Öfkeli adamı sakinleştirmek hiç de kolay olmadı. Uğraşlar sonucu tansiyon düştü. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Alçı dolu bir tır virajda devrilip yan yattı. Tırın şoförü araç içinde sıkışıp kalınca kazayı görenler yardıma koştu. Araçtan güçlükle çıkarılan sürücünün durumu ağır. Onur abi, ben sen bacaklara baktım, kollara baktım. Bir şey yok. Sadece sıkışmışsın. Kaza yaptı, tırın sürücü kabininde sıkıştı kaldı. Abi gitmiyor bak. Erzurum'dan Erzincan istikametine giden alçı yüklü bir tır virajda kontrolden çıkıp karşı şeride devrildi. Yan yatan tırın sürücüsü hem yaralıydı hem de daracık bir yerde sıkışıp kalmıştı. Sen rahat ol, kurban olayım. Kazayı görenler sürücünün yardımına koştu hemen. Ambulansın gelmesi beklenirken o sürücüyü hem kurtarmaya hem de teskin etmeye çalıştılar. Abi itelesem ben çıkacağım. Başta çıkınmıyor da. İtelesem ben çıkacağım. Sürücü böyle düşünse de yardıma gelenlerin yapabileceği bir şey yoktu. Az sabır ol. Koltuğu çıkarsam ben çıkacağım. Yan yatıp yolu kapatan tırda sıkışan şoförü AFAD ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan şoförün tedavisi sürüyor. Altın fiyatlarında peş peşe gelen rekorlar dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Kuyumcular sahte altına karşı uyarıyor efendim. Peki sahte altın nasıl anlaşılır, ne yapmak gerekir? İşte yanıt. Eline bir tane gerçek altın veriyorlar, onu bize gösteriyor, biz altın diyoruz. Arkasından 20-30 tane de altın olmayan ürün satılıyorlar. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı, dolandırıcılar yine ortaya çıktı. Sahte altına karşı uyarı yapıldı. Tüm kuyumcular bu altının sesinden anlar, ikincisi ağırlığından anlar, sesini dinleriz. Bakın bu altın, şu tınlama sesi var, bu altın olmayan. Bakın sesinden. Gram altın 2800 liranın üstüne çıkınca artan talep dolandırıcıları da harekete geçirdi. Kuyumcular özellikle sokakta ihtiyaç yalanıyla altın satmaya çalışanlara dikkat çekti. Hastane önünde, postane önünde vay daraldım, 10 milyarlık altın var elimde, size bunu 1000 liraya vereyim, hastam var falan diye dolandırıcılık olayları yaşanmaktadır. Bu tip tuzaklara düşmesinler. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Ağırlık, renk, ses, mihenk taşı en kolay tespit yöntemi. Sertliğinden altın olup olmadığı anlaşılır. Altın yumuşak olur. Bunlar daha sert olur. Şu bilezikle şu bilezik aynı. Kestik görünüyor altın olmadı. Bakalım bunu teraziye koyalım. 20 gram 76 santim geliyor. Bunu teraziye koyalım. 13.76 geliyor. Sürttüğümüz zaman buraya mihenk taşına. Buna hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten bu orijinal altın olduğu için biliriz. Şu şekilde 22 er kezzap suyumuz bu. Böyle damlattığımız zaman bakın hiçbir şey kalmaz. Ama 22 er ya da herhangi 14 er hiçbir şey yapmaz, silmez bu. Ancak tüm bunlara rağmen şüphe devam ederse son olarak altın ateşle test ediliyor. Yine sağlam altınlar. Buna hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Şöyle karartalım. Şu şekilde bakın abi. Bu hali alır. Ondan sonra bunu aside atarız. Şimdi yan yana koyarız. Şöyle koyduğumuz zaman abi. Bunun üstündeki kaplamadan dolayı şişti bakın. Şunda hiçbir şey yok. Böyle içinden böyle parçalar çıkıyor bakın abi. İmitasyon olduğu için. Yaz aylarında tüketimin azalmasıyla indirime giren yumurta fiyatları sezonluk düşüşün sona ermesiyle yeniden eski seviyelerine döndü. Son zamlarla birlikte yumurtanın tane fiyatı ortalama 4 liraya çıktı. 30'lu koli yumurtalar ise pazar ve marketlerde 120 liradan satılıyor. Tüketim arttı, talep yükseldi. Gerileyen yumurta fiyatlarına yeniden zam geldi. İki sabahta bir 4 tane gidiyor. Valla yetişkinler de tüketiyor, çocuklar da tüketiyor. Gün geçtikçe biraz daha az yemeye başladık, öyle bir durum var. Yaz aylarında azalan talep nedeniyle yumurta fiyatlarında sezonluk indirim yaşanmıştı. Ancak tüketimin tekrar artış göstermesiyle indirim sona erdi ve fiyatlar yeniden eski seviyelere geldi. Bir adet yumurtanın fiyatı ortalama 4 liraya yükseldi. Okulların açılmasına 3 hafta kala 30'er lira, 20'şer lira zam koydular. Biz soruyoruz niye? İhracat var ondan. Soruyoruz niye? Tavukları kestiler.
ondan. Pazar tezgahlarında yumurtanın koli fiyatına sadece bir ayda 30 lira zam geldi. Örneğin işte bu tezgahtaki orta boy yumurta. Geçtiğimiz ay bu yumurtanın kolisi 90 liradan satılıyordu ancak şu anda 120 liradan satılıyor. Geçen ay 110 liraydı. Şu yumurta şimdi 140 lira. Gezen tavuk yumurtalarında da zam var. İşte bu tezgahtaki yumurtalar tanesi geçtiğimiz ay 5 liradan satılıyordu ancak şu anda tanesi 6 liraya çıktı. Şimdi 6 lira oldu ama 6,5 lira satmamız lazım para kazanmamız için. 6 lira biz bir hafta devam ediyoruz. Marketlerde ise 30'lu yumurta kolileri artık 120 liradan başlıyor. Marketlerdeki yumurta fiyatları ise boyutuna ya da markasına göre değişiyor. Örneğin işte bu 30'lu yumurta şu anda 139 liradan satılıyor. Hemen yanındaki 30'lu koli ise 199 liraya kadar çıkmış durumda. Çok gerekli, en önemli besin maddelerimizden bir tanesi ama gerçekten her geçen gün daha da pahalanmaya devam ediyor. İki tane erkek çocuğum var ve yemeleri gerekiyor hem de spor yaptıkları için. Zaten marketler yükseldi mi bizim satma olanağımız daha güzel oluyor. Eğer marketler yükseltmezse biz yüksek satarsak satılmıyor. Yumurta üreticileri her ne kadar zam gelse de fiyatların geçtiğimiz yılla aynı seviyede olduğunu belirtti. Yumurta tüketiminde yaz-kış farkı olduğu, kışın daha fazla yumurta tüketildiği için yükselmenin normal olduğunu ancak önümüzdeki dönemde başka bir fiyat artışı beklemediklerini vurguladı. Yumurta alıyor musunuz? Alacağım yarım koli. Bir koli yetmiyor. İki yetişkin, iki bebek yetmiyor. Bültenimiz bir yurt turu ile devam ediyor efendim. İki sürücü yolun ortasında durup kavga etti. Otobüs şoförü araç sürücüsüne bıçakla saldırdı. Hatay'ın Narlıca mevkiinde seyir halinde ilerleyen otobüs şoförüyle bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada küfürler ve hakaretler havada uçuştu. Otobüs şoförü elindeki bıçakla araç sürücüsüne saldırdı. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çıkan kavgada yaralanan olmadı. Bursa'daysa bir motosiklet sürücüsü ne ailesini ne de diğer sürücüleri umursamadı. Arkasına eşi ve bebeğini aldı, ekipmansız bir şekilde motosikletle trafiğe çıktı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Ne ya? Çekil mi? Burası da Karaman. Bir kişinin protez saçının içinden uyuşturucu madde çıktı. Polis ihbar üzerine şüphelilerin aracında uyuşturucu aradı ancak bulamadı. Ancak yapılan üst aramasında şüphelinin protez saçının altına gizlenmiş 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu görüntüler de Kayseri'den. Narkotik polisi 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler firariyi gizlendiği bölmede işte böyle yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde de 32 yaşındaki bir kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerden önce kaçtı, ardından kendini yakalamak isteyen polis memuruna ateş etti. O silahtan çıkan kurşun bir polis memurunun bacağına isabet etti. Uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah taşımak gibi birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli yakalanırken yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlatırken yerde böyle boş kovan aradı. Sezonun ilk haftalarında ağlara en çok takılan balık palamut oldu. Tanesi 1 kiloya kadar ulaşan palamutlar tezgahlarda 75 liradan yer aldı. Balık sezonu bol bol palamut yiyoruz. Tane fiyatı 70 liraya kadar düştü. Ağlar palamut doldu, balıkseverlere gün doğdu. Bir palamut yaklaşık 800 gram geliyor. Yani buhlamasını yaptığınızda iki kişi rahatlıkla doyabiliyor. Hamsi bu sene az. Çünkü palamudun yiyeceğine hamsi. Hamsi de besleniyor. O yüzden hamsi bu sene az olacak. Palamut bu sene bol. Peki palamutu nasıl pişirmeli? Palamut şu anda tam zamanı, tam yağlı zamanı. Izgara olacak zaman bu zaman. Ya ızgara yapacaksın ya sebzeli yapacaksın.
İkisi çok harika olur. Yağlı palamut şu anda. Omegası yerinde, B12'si yerinde. Palamut da güzel ya. Palamutu da seviyorum. Yani yiyoruz yani. Valla buğulama da fırında güzel oluyor. Kim yapacak? Ben yapıyorum. Hanıma bırakmıyorum. Neden? Daha iyi yapıyorum herhalde. Palamutu fırında yapacağız inşallah. Evet. Nasıl yapacağınız? Fırında sebzeli, soğanlı, domatesli, sarımsaklı. Sadece palamut değil, tezgahlardaki diğer balıklar da yüzleri güldürdü. Karadeniz'den adeta palamut fışkırıyor desek yeridir. Tezgaha baktığımızda ağırlıklı olarak palamut var. Tanesi 70 lira. Hemen burada istavrit var. Kilosu 30 lira ve barbun kilosu 50 lira. Mezgite baktığımızda kilosu 70 lira. Deniz çupra 150 lira ve deniz somonu onun da kilosu 100 lira. Satışlar nasıl efendim? Abi şu anda Allah'a çok şükür olsun çok yoğun bir talep var palamut balığına. Hem iri hem taze. Ay maşallah. Palamutlar bu sene iyi yani. Beyefendi şu an palamutta bakıyor. O da palamut da beyefendiye bakıyor ama düşünüyorlar. Palamutçular, palamutçular. Kanada'da Türk ailenin işlettiği pizza restoranı 3 gün arayla 2 kez kundaklandı. Mekan son yangını kullanamaz hale geldi. İşletme sahibi tedirgin efendim olayın aydınlatılmasını istiyor. Masalar, sandalyeler demir yığınına dönmüş, kül yığınlarının arasında sadece bu tabela kalmış. Burası Türk aileye ait bir pizzacı. Şimdi kullanılamaz halde. Ailenin 2 yıllık emeği kül oldu gitti. Dükkan yanıyordu zaten. Kepçeler içindeydi. Çok kötü bir görüntüydü yani. Her yer ateş altında. 2 yıllık emeklerimin kaybolduğuna yandım. Tamamen kundaklama. Kanada'nın Quebec bölgesinde Türk ailenin sahibi olduğu pizza restoranı 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi 2 kez kundaklandı. Türk restoranın sahiplerinden Berat Saymadı ilk kundaklamanın hasarsız atlatıldığını söyledi. 2 Eylül'deki ikinci yangın gecesi ise evlerine polisler geldi. Saymadı restorana ulaştığında alevler binayı sarmıştı. Hiç kimseyle bir sorun yaşamadı daha önce. Herhangi bir sinyal almadık. Hiçbir mesaj almadık. Birincisini çok şey atlatmıştık, hasarsız atlatmıştık. İşte ikincisinde dükkan kül oldu. Olayla ilgili Kanada polisinin soruşturması devam ediyor. Her taraftan kamera kayıt topladılar. Bizimle konuştular. Kendileri daha sonra çevre restoranlara ve komşularımıza gittiler. Berat Saymadı ve ailesi olayın aydınlatılmasını, kundakçının bulunmasını istiyor. İnsanların canını tehlikeye atan bir şey olabilirdi. Bunun göçmen karşıtı mı, rekabetten kaynaklı bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. Aile kundaklanan işletmeyi yeniden inşa etme masraflarını karşılamak için bağış kampanyası başlattı. Uzayda ilk sivil yürüyüşü yapan ilk sivil astronot kendisine eşlik eden ekiple dünyaya döndü. Uzay yolcularının dünyaya inişini internetten yüz binler canlı izledi efendim. Alkışlarla okyanusa indi. Mürettebat kapsülden teker teker çıktı. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX geçtiğimiz perşembe bir ilki gerçekleştirdi. Amerikalı milyarder iş insanı Jared Isaacman ilk sivil uzay yürüyüşünü yaptı. 2000 bulunduğu SpaceX'in Crew Dragon kapsülü okyanusa başarıyla indi. Kapsülün dünyaya inişini internet üzerindense 200 bine yakın kişi canlı izledi. 4 kişilik mürettebatı taşıyan kapsül, Florida açıklarında okyanusa iner inmez SpaceX yetkilileri botlarla ulaştı. Kapsül hemen yakında bekleyen gemiye vinçle çıkarıldı. Uzay aracının kapısı açıldığında içeriye ilk olarak görevli girdi. Sağlık durumları kontrol edildi. Yes. So happy. 5 günlük görev başarıyla tamamlanmış oldu. Görev kapsamında SpaceX'in yeni uzay giysi tasarımları test edildi ve bir dizi bilimsel deney de yapıldı. İstanbul Esenyurt'ta iki esnaf arasında park kavgası ortalığı karıştırdı. Çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Küçükçekmece'de de çıkan kavgada taraflar esnaftı. Olayda sopalar, tekmeler havada uçuştu, silahlar patladı. Ay elinde bıçak var. Park yeri yüzünden komşu esnaflar arasında kavga çıktı. Parke taşları ve sopalar, bıçaklar havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü.
Olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Karşılıklı telefon dükkanı olan iki esnaf arasında araç park yeri yüzünden tartışma çıktı. Telefoncunun arkadaşı dükkanın önüne aracı çekince önce sözlü tartışma başladı. Karşıdaki telefoncu ise "o bizim tanıdık, koysun ne olacak" diyerek olaya dahil oldu. Çıkan tartışmaya çevredekiler de dahil olunca ortalık karıştı. Eline sopa, taş alan kavgaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafları biber gazı sıkarak ayırdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Bu görüntülerse Küçükçekmece'den. Yabancı uyruklu iki grup esnafın kavgası sokağı birbirine kattı. Meydan muharebesine dönen kavgada silahlar patladı, tekmeler, sopalar havada uçuştu. İçlerinden biri kaçmaya çalışan aracın üstüne çıktı, camı tekmeledi. Araçla gelerek husumetli oldukları esnafa saldıran kişiler beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Silah çeken yabancı uyruklu esnaf karşısındakilere defalarca ateş etti. Bunun üzerine aracına binen kişiler kaçmaya çalışırken tam 9 araca çarptı. Esnaf ve yakınları ellerinde sopalarla şahısların peşine düştü. Hareket etmeye başlayan aracın üzerine çıkan bir kişi tekmeyle camı kırdı. Diğerleri ise sopayla saldırdı. Yaşananlar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgacıların yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Pendik'te otobüs şoförüyle yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcunun "seni delerim" sözüyle öfkeden deliye dönen sürücü aracı durdurdu. Tartıştığı yolcunun boğazını sıktı. O anlar kamerada efendim. Hadi gelsene, kimi deliyorum? Kimi deliyorum? Kimi? Yolcunun bu sözü şoförü çileden çıkardı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Araya diğer yolcular girdi. Abi yapma lan. Olay İstanbul Pendik'te bir otobüste meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü seyir halindeyken bir anda durdu. Arkasında oturan bir gençle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre yolcunun "seni delerim" sözü ikili arasındaki gerilimi daha da alevlendirdi. Hadi gelsene lan! Kimi deliyorum? Kimi deliyorum? Kimi? Bak beni dellendirme. Ya delirsin oğlum. Bak hareket. Şoför üzerine yürüdüğü yolcunun boğazını sıktı. Araya diğer yolcular girince taraflar ayrıldı. Tartışma bu kez de otobüsün dışında sürdü. 35 kişi var içeride. Herkes şahit, bir şey mi dedik sana? Ya arasanıza polis, ben şikayetçi mi saatten ya? Gerilim şoförün otobüse binip yoluna devam etmesiyle son buldu. Adana'da karşıdan karşıya geçen çifte bir elektrikli bisiklet sürücüsü çarptı. Başını yere çarpan adam beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan adam 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazanın ardından serbest bırakılan sürücü kayıplara karıştı efendim. Acılı iş ise yakalanıp hak ettiği cezayı almasını istiyor. Eşim Yavuz Tozan şu anda Adana'nın Buruk Mezarlığı'nda yatmakta ama Suriye'de elini kolunu sallayarak gezmekte. Eşine elektrikli bisiklet çarptı, talihsiz adam hastanede hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan yabancı uyruklu kişi ise kayıplara karıştı. Olay 2 Kasım 2023'te Adana'da yaşandı. İnci Tozan, eşi Yavuz Tozan'la birlikte caddeden karşıya geçmek isterken ters yönden gelen bir elektrikli bisiklet sürücüsü birden önlerine çıktı. Burada tam kırmızı ışıklar yanarken eşim benim sol tarafımdaydı. Ters yoldan gelen Suriyeli vatandaş benim eşim adımını attığı zaman direk çarptı ve benim eşim sırt üstü düştü ve direk beyin kanamasından hastaneye kaldırıldı. Başını yere çarparak ağır şekilde yaralanan Yavuz Tozan hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazaya sebep olan Suriye uyruklu zanlı çevre sakinleri tarafından yakalandı. Suriye'de o ortamda kaçmak istemiş. Bizim vatandaşlarımız onu tutarak adaleti teslim etmek için ellerinde tutmuşlar. Yavuz Tozan'ın tedavisi devam ederken elektrikli bisiklet sürücüsü serbest bırakıldı. Eşim yoğun bakımda yatarken savcı hanım onu serbest bırakıyor. Eşim Yavuz Tozan 6 Kasım'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Yavuz Tozan kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Acılı eşi ve kardeşleri dava açtı ancak yabancı uyruklu sürücü sırra kadem bastı. Türkiye'de mi Suriye'de mi bilemiyoruz ama bize verilen bilgiye göre Suriye'ye kaçtığı bildiriliyor.
Acılı eş İnci Tozan, eşinin ölümüne sebep olan kişinin bir an önce yargı önüne çıkmasını istiyor. İstanbul Londra seferini gerçekleştirecek uçakta bir yolcu koltuk değişikliği nedeniyle ortalığı ayağa kaldırdı. Hosteslere küfür ve hakaretler yağdıran yolcuyu sakinleştirmek için polis devreye girdi. Öfkeli yolcu uçaktan indirildi. Ne yapacağız? Zehir mi koyacağım? Pasaporta git. Getir oğlum. Bütün istihbaratı getir. Hakaretler yağdırdı, hosteslere küfür üstüne küfretti. Yeri değişti diye uçağı birbirine kattı. Baksana lan. Bana böyle abiciğim, bana gelmiş. Abiciğim, bana bak. Beni tutamazsın abi. Niye tutamazsın? Benim 10 tane fabrikam var. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçakta iddiaya göre uçak tipi değişikliği yüzünden business bilet alan yolcunun koltuğu da değişti. Durumu gören yolcu öfkelenip hosteslerle tartışmaya başladı. Bizi orada yok kontrolü alıyorlar. Yok benim şeyimi çiziyorlar. Yok 17'den 8'e atıyorlar. Nedir lan bu? Nedir lan? Ben buna 10.000 lira para verdim. Tamam bak, yanındaki karı 4.000 lira vermiş. Bak, tamam. Şikayetim var. Bir de beni geliyor arkaya atıyor ya. Bak, ya gelmiş karı. Burada eliyle şey yapıyor ya bana. Yok beyefendi, onu alacaksın. Tansiyon gitgide yükseldi. Fabrikatör olduğunu öne süren yolcu hosteslere demediğini bırakmadı. Tehditler peşi sıra geldi. Ne yapacaksın abiciğim, ne yapacaksın? İtalyan olmuşsunuz ha, biz Türk'üz lan! Türk'üz! Turkish power! Ne yapacaksın? Ne yapacaksın lan, ne yapacaksın? Alıyor 30.000 lirayı. Ne yapacaksın lan? Yok be, öyle hareket yapayım. Nesin lan sen? Nesin? Bir vur da göreyim. Lan bu Türk pasaportla kontrol alıyor. Kimsiniz oğlum? Gitsene sen! Yolcu bir türlü sakinleşmeyince hostesler havalimanı polisine haber verdi. Abicim boş konuşma. Sen boş konuşuyorsun. Boş. Bak sen boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Bak ne yapacaksın? Bu kadar insan rahatsız beni abi. Abicim bana ne ya? Bak ne istiyorsun? Detaylı. Abicim ben o karının işten çıkmasını istiyorum. Tamam. Polis de daha fazla dayanamadı. Ortalığı ayağa kaldıran yolcu uçaktan indirildi. Gel karakola götürüm şikayetçi. Abicim bir de üzerine geliyor kadın, tamam mı? Bana diyor ki yok beyefendi siz şey yapamayacaksınız. Yok beyefendi öyle olacak. Yok yetkilileri çağırırım. Yeter lan yetkilini. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada hakaretler yağdırıp uçağa da zarar veren yolcunun kara listeye alındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Abicim boş konuşma. Sen boş konuşuyorsun. Boş. Düzce'de 84 yaşında bir adam gördüğü bir rüyanın etkisiyle apar topar kalktı, kendine bir mezar yeri satın aldı. Dahası mezar taşını da yaptırdı. Şimdi her gün gidip kendi mezarının başında dua ediyor. Mezar yeri satın aldı, kendi mezar taşını yaptırdı. Düzce'nin Çamköy mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Adem Karagül'le gördüğü bir rüyanın etkisiyle harekete geçti. Anlattığına göre rüyasında bir kişi kendisine mezar taşını yaptır dedi. Rüyamda benim cama birisi tıkladı. Barat gecesinden bir gece sonra. Kalksana, ne yatıyorsun burada? Diksene mezar taşını. Uyandıktan sonra hemen kalktı, kendine bir mezar yeri satın aldı. Ardından kendi mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagüller'in doğum tarihi yazarken ölüm tarihi boş bırakıldı. Ara sıra mezarının başına gidip dua ediyor. Adem Karagül'le köyde farklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Emekli olduktan sonra yaşadığı evin bahçesindeki ağaca ahşap kulübe inşa etti. Dahası evdeki yemekleri kulübeye ulaştırmak için teleferik sistemi de kurdu. Gece 3'te karar verdim lan, ben dedim şuraya bir ev yapayım. Malzemeyi hazırladım, ipten çekmek zor oldu. Gittim bu makarayı aldım, inşaat makarası. Günün neredeyse tamamını kulübede yalnız başına geçiriyor. Spor yapmayı da ihmal etmiyor. En büyük benim komşularım kuşlar. Allah razı olsunlar yani, beni yalnız bırakmıyorlar burada. Hanım bir de buraya çıksa var ya, çıkmıyor işte. Buraya çıksa var ya, tamam ölsem gözüm açık gitmez. Her gün okuldan sonra babasının oto tamir dükkanına gidiyordu. 5 yılda arabalarla ilgili her şeyi öğrendi. 13 yaşında usta oldu. Hatay'da yaşayan Nehir Habiboğlu müşterilerin de gönlünde taht kurdu. O ne oluyor? Şansımanda vitesleri değiştiren parçamız beynimiz. Benim aracın zaten sensörü arızalanmış. Onu yapmış. Yok, hiç zor değil.
Sevene zor değil. Bu işi seviyorum. Bakım, tamir ondan soruluyor. Daha 13 yaşında ama yılların ustalarına taş çıkarıyor. Küçüklükten gelen bir şey. Babam beni hep dükkana getirir. Yardım ediyordum hep. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Nehir Habiboğlu 5 yıl önce okuldan çıktığı gibi babasının oto tamircisine gitmeye başladı. Önce kolları sıvadı, yardım etti. Kısa sürede işi de öğrendi. Bağımlılık oldu. Bu işi severek yapmaya başladı. Öğleden sonra okul çıkışı yanıma direkt geliyor. Şanzıman yap pompamız, hidrolik beynimiz. Kaç yılda bunları öğrendin? Abi 5 yıl. Nehir'i görenler ilk başlarda şaşırsa da zaman içinde müşteri sayısı gitgide arttı. Her geldiklerinde yani Nehir Usta nerede, Nehir Usta nerede? Öğretmenleri bile okulda Nehir Usta diye bağırıyor artık. Beni ilk gördüklerinde yani şaşırıyorlardı. Ve şimdi de bana alıştılar, benim yanıma geliyorlar, babamı bıraktılar. Nehir'in hedefi ise hem okumak hem de babasına rakip olmak. Hedefim mekanik mühendisi olup babamdan ayrı bir dükkan açmak. İstanbul Boğazı'nda nefesleri kesen bir rekor gerçekleşti bugün. Estonyalı dünyaca ünlü akrobat Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçti. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden nefes kesen görüntüler. İki kıta, bir köprü ve 165 metre yüksekliğinde gerilmiş bir ip. Boğaz'daki tarihi rekor denemesi nefesleri kesti. Dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiği rekor denemeleriyle tanınan dünyaca ünlü Estonyalı akrobat Jan Rus gözünü İstanbul Boğazı'na dikmişti. Rekor denemesi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik sabah saatlerinde başladı. Köprünün her iki ayağının uç noktasına ip gerildi, güvenlik önlemleri alındı. Deneme için tüm hazırlıklar tamamlandı. Halatın uzunluğu yaklaşık 1 kilometre, yükseklik ise 165 metre. Sağanak yağış nedeniyle rekor denemesi 2 defa ertelendi ve akşam saatlerinde ip üzerinde Asya'dan Avrupa'ya yürüyüşe başladı. Rekor denemesinin her anı nefesleri kesti. 33 yaşındaki akrobat ufak adımlarla yavaş yavaş ilerledi. Öyle ki köprüden geçen araçlar da pür dikkat izlemeye çalıştı. Hal böyle olunca köprü girişinde yoğunluk da yaşandı. Ve yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından ip üzerinde Asya'dan Avrupa'ya geçerek rekoru kırdı. Jan Rus son olarak İtalya'da 3.3 kilometrelik Messina Boğazı'nı yürüyerek geçen ilk kişi olmuştu. Şimdi de Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek ip üzerinde kıta değiştiren ilk insan olmayı başardı. Kış turizmi ve termal tesisleriyle öne çıkan Afyonkarahisar'da tatil seçenekleri artmaya başladı. Tarihi Frigya Vadisi 2. Kapadokya olarak biliniyor. Büyük taarruzun simgesi olan kent, UNESCO tescilli lezzetleri tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Termal tesisleri, tarihi ve kültürel dokusu, yöresel lezzetleri ve balon turları. Afyonkarahisar seyahat severlerin yeni rotası. Milli mücadelenin dönüm noktalarına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da turizm her yıl gelişme kaydediyor. Şifalı suların olduğu termal tesisleriyle bilinen kentte farklı tatil seçenekleri de artmış durumda. Özellikle Frigya Vadisi'nde yapılan balon turları turistlerin ilgisini çekiyor. Sıcak hava balonu İhsaniye ilçesinden havalandı. Şu an yaklaşık 1000 metre yükseklikteyiz. Görmüş olduğumuz alan ise eşsiz güzelliğiyle Frigya Vadisi. Adeta açık hava müzesi olan bölge peri bacası oluşumlarıyla da Kapadokya'yı andırıyor. Uçuşun başladığı noktada Emre Gölü'müz var. Göl üzerinde teknelerle gezi yapabilir. Mesire alanları var. Yine gölün ve köyümüzün civarında peri bacaları, ören yerleri, açık hava tapınakları, nekropol alanları var. Tarihi vadinin kalbini ise Ayazini kenti oluşturuyor. Doğu Roma döneminde Hristiyanlığın inanç merkezi konumunda olan bölgede kayalara oyularak yapılan evler, mezarlar ve kiliseler her yıl binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Kentin mutfağına da ilgi oldukça yüksek. UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı'nda yer alan 3 gastronomi şehrinden biri olan Afyon'da sucuk ve kaymak öne çıksa da birçok coğrafi işaret alan yemekleri de var.
Tandır çorbamız başlangıç olarak etli, kemik sulu çorbamız. Genelde kış aylarında çok tüketilir. Afyonumuz haşhaş olarak meşhur bir şehrimiz. Haşhaşın hamurla birleşmiş hali. Bol çeşidiyle afyonun lokumuysa Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Kaymaklı, fındıklı, çikolatalı lokumlar için uzun kuyruklar oluşuyor. Afyon Müzesi ise kentin 8500 yıllık geçmişine ışık tutuyor. 5 katlı müzede Kalkolitik, Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserler sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruz emrini verdiği Kocatepe ziyaretçilerine duygulu anlar yaşatıyor. Ve Star Ana Haberi burada noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.